mesela çorum. Ben geçen bizim evin oradan yok. Geçeceğim. Bir Allah'ın kızı durmadı. Karşıya geçemedim. 5 dakika bekle. Efendim, herkese selamlar, saygılar. Konuşan adam. Böyle bir akşamüstü, böyle günü akşama kavuşturacağımız vakitlere yavaş yavaş gelirken çarşı ve sokaktayız, öyle söyleyelim. Neredeyiz? Şu anda az önce başlarken gördüğünüz yolcu limanındayız efendim. Yolcu limanının hemen önünde. Neden buradayız derseniz, bu arada paylaşımlarımı yapıyorum. Çok özel bir sebebi var. O sebeple ilgili buradan yayın yapacağız. Efendim, inşallah iyisinizdir. Teşekkür ederiz. Hemen kolay gelsinler. Başlıyor. Ne kadar güzel. İyisinizdir umarım. Bu saatte ne kadar bir izlenmemiz olur bilmiyorum ama en azından canlı yayın sonrasında bu yayın bayağı bir seyredilecek. Çünkü söyleyeceklerimizden dolayı bayağı, buyurun buyurun, konuşulacak ve tekrardan seyredilecek bir yayın efendim bu. Hemen son paylaşımımızı daha yapıyoruz. Bugün şu andaki bu canlı yayınımızı sadece Facebook hesabı üzerimizden seyredebileceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi efendim, biliyorsunuz iki günden bu yana bir polemik var Kuşadası'nda. Bunun sebebi de nedir? Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koymuş olduğu bir umumi tuvalet görünümlü gecekondu Samos bilet gişesi. Nasıl? Umumi tuvalet görünümlü. Gürüzler'cim bir gösteriver. Umumi tuvalet görünümlü gecekondu Samos bilet satış gişesi. Gördüğünüz üzere. Şimdi gösteriyor Gürüzler sizlere. Bakın, buraya gelmemizin tek sebebi açıkçası bu. Ama aynı zamanda da bakalım ortam nasıl, turistler var mı yok mu derken şu anda bulunduğumuz yer bayağı sakin. Görüyorsunuz hemen arka tarafım. Arkayı görüyorum. Bende mi kamera? Bende, evet. Görüyorsunuz gayet sakin bir vaziyette. Çünkü yavaş yavaş tur otobüsleri, limanda gemi var. Yolcularını bırakıyorlar. Sanıyorum 6'da ayrılacak buradan. Arada otobüsler geliyor. Onun dışında da çok fazla zaten kalıcı turist. Zaten yerli turist şu sıralar yok. Kalıcı turist sayımız da çok ama çok az vaziyette. Şimdi şöyle yapalım. Bakın hemen o tarafa da gösterebiliriz. Memur arkadaşlar motorları uyarıyorlar. Fotoğraflarını direktman. Tamam, bana dönebilirsin. Çekiyorlar. Çok fazla hani birebir suratları ifşa etmeme açısından ondan çok fazla göstermeyelim dedik. Direktman durdurma bir uygulama anlamında yok. Direkt kasksız geçiyorlarsa lap diye telefonla plakayı çekiyorlar. Geçmiş olsun. Ertesi sabah E-Devlet'ten bu cezalar gül gibi size geliyor. Bu uygulama gerçekten güzel. Az önce de kameralarda gösterdi arkadaşlar. Kamu denetim ekibi, bir polis, bir zabıta. Arada bizden esnaf odasından, ticaret odasından da arkadaşlar bu ekibe katılıyorlar. Bir denetim ekibi var. Bu da çok faydalı oldu. Şu anda mesela bulunduğumuz yer nasıl oluyordu biliyor musunuz? Turistlere bir şeyler satmak için mücadele eden birçok arkadaşlar tabii kaçak yollarla, çünkü ne devlete bir kira ödüyorlar ne bir şey ödüyorlar. Buralarda hani işporta derler ya, işporta misali bir şeyler satmaya çalışanlar ya da işte Efes'e, Meryem Ana'yı oraya buraya götüreyim diyen taksi sürücüleri burada, ki özellikle Tourism Information Müdürlüğü'nün önündeki kendileri de çok şikayetçi oluyorlar bazen. Burası yığılıyor. Normalde buraya sadece turistlerin gelip hani Kuşadası ile ilgili bilgilendirme ya da Türkiye ile ilgili bilgilendirme almaları gereken bir yer. Şimdi biz ana konumuza şöyle bir dönelim. Ben bu tarafa doğru yavaş yavaş izinmeden geçelim. Neydi ana konumuz? Şu telefonu da sana vereyim. Elimde fazla durmasın şu telefon. Şimdi bir ezilmeden karşıya geçersek şöyle sesimizi herhalde çeker. Şimdi bakın. Tam şurada ortada durayım. Alıyor değil mi sesimiz? Alıyor. Şimdi bakın. Solumuzda Kaya, sen orayı göster. Kaya, beni göstermene gerek yok kardeşim. Sen orayı göster. Bakın. Orada Meander Traveler. Nedir bu? Samos'a feribotla gitmek isteyenler için bir ofis, turizm ofisi, Meander firması. Hemen sağımızda da İDO var efendim. Umumi tuvalet görünümlü, gecekondu misali bir satış gişesi. Aydın, bakın bunu da belirtelim özellikle. Bu Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından izinleri verilmiş
Arkadaşlar az önce de sizden bahsettim. Kamu denetim ekibi dolaşıyor diye. Bakın gördüğünüz üzere zabıta, sağ olun, zabıta polis arkadaşlar dolaşıyorlar. Hem trafiğe bakıyorlar, hem esnafları denetliyorlar. İş bordacı varsa onlara müdahale ediyorlar. Yani her şeye karışan bir ekip. Ki bu şekilde bu ekiplerden 3-4 tane var Kuşadası'nda böyle dolaşıyorlar. Uygunsuz olan şeylerde zaten tutanakları tutuluyor. Maalesef ki düzene uymuyorsanız cezalarınızı da yiyorsunuz. Şimdi gelelim tekrardan konumuza. Burası Kuşadası Belediyesi tarafından değil, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafı. Kaya kendi kendini düşürmeye nasıl becerdi? Bravo, düşürüyordun az daha. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmiş bir nasıl diyeyim? Gecekondu izni. O derecede. Bu arada tur otobüsü geliyor. Biz kapamıyoruz değil mi? Evet, memur arkadaşlarla zaten burada hemen trafiği durduruyorlar. Rahatlıkla hemen otobüsler girsin diye. Burada görevliler gemi olduğunda. Esası bu sene acayip düzenli bir vaziyette. Bu bölge çok düzenli bu sene. Her sene burası bir kaos havasında. Ama bakın polis burada olunca burada duvarlarla buraları kapamaya da gerek kalmıyor. Şu anda biz de iznimizi aldığımızdan dolayı sadece iki tane bizim yayın aracımız var. Bizim aracı var burada. Onun dışında kimse durmuyor bile. O derecede. Eskiden mesela şeyler koyarlardı önlerine. Yine de arabalar durmaya çalışırdı. Yani büyük kaoslar yaşanıyordu. Ama bir polis memuru burada. Ses mi? Ne oldu? Ha gidiyor geliyor. Çekmiyor mu? Araya otobüsler gelince oluyordur. Neyse şu tarafa doğru geleyim mi? Buradan çeker herhalde değil mi? Çekiyor tamam. Bakın o kaossuz vaziyette. Trafik çok güzel işliyor. Otobüsler giriyor çıkıyor. Tekrardan konumuza geliyoruz. Bakın. Şimdi Meander Travel benim babamın oğlu değil. Sadece sahibini. Apo muydu? Apo değil mi? Yani sahibin adını bile tam olarak da bilmiyorum. Abdullah mı açılımı? Apo diyoruz kısaca da Abdullah Bey değil mi? Abdullah Bey. Burada binlerce lira aylık kira ödüyor bakın. Meander. Kuşadası'nın firması. Bakın Kuşadası'nın firması. İdo ile beraber bu sene Tios ya da Tilos diye bir feribot firması daha geldi. Onlar da yeni geldi. Onlar da bizim şu anda bizim yayın yaptığımızın hemen arka tarafında, arka sokakta yer tuttular. Onlar da samosa bilet satıyor. Ama burada İdo var. İdo da samosa bilet satıyor. Ve hepsi 41 euroya, gidiş geliş 41 euroya satıyorlar. Ama buradaki haksızlık şu. Şimdi İdo bazıları yanlış bilebilir. İstanbul Deniz Otobüsleri açılımı ama hani herkes büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir firması sanıyor. Hayır değil. Tamamıyla özel sektör. Özel sektör tarafından kurulmuş bir firma İdo. Yani belediyelerle, onlarla bunlarla hiçbir ilgisi yok. Yaklaşık 2 yıldan beri de konuşuldu. İdo gelecek buradan samosa işte feribot kaldıracak deniyordu. Ama 2 yıldan beri ki geldikleri de resmi olarak geldikleri de 5-6 ay oldu. Çünkü 5-6 aydan beri İdo'nun feribotları limanda bağlanmış vaziyette duruyordu. Bu kadar zaman çerçevesi içerisinde siz bir tane ofis kiralayamıyorsanız ve kalkıp belediyeye ki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zaten akıllara zarar bir uygulama. Buraya bir gecikondu misali bir bilet gişesi koyuyorsunuz. Umumi tuvalet görünümlü. Ondan sonra burada rekabet ortamı yaratıyorsunuz. Ama nasıl bir rekabet ortamı yaratıyorsunuz? Haksız bir rekabet ortamı. Neden? Çünkü adam orada binlerce lira aylık kira ödüyor. Hemen arkada Tilos binlerce lira kira ödüyor. Ama sen geliyorsun burada gecekondu olaraktan bir akşamda bir ilk haberi de biz paylaşmıştık. Buradaki bakın şeyleri falan da kaldırmışlardı. Bakın şimdi esas en bomba nerede? Keşke bir tane engelli arabası bulabilsem ya da bebek arabası bulabilsem. Bahçe arası sokakta daha önceden yapmıştık biliyorsunuz. Bakın. Gösteriyor muyuz? Şimdi diyelim ki ben bir arabayla engelli arabasıyla olan bir kişiyim. Geldim şuradan indim. Şuradan iniş rampası var. Buradan iniş rampası var. Karşıya geçeceğim. Bakın yol boyunca çıkış rampası yok. Tek çıkış rampası burası İdo'nun.
Bakın tek çıkış rampası burası. Geldim. Hop. Özlem Hanım'ın, Özlem Çerçioğlu'nun vermiş olduğu izin ile ben engelliyim diyelim. Engelli olarak buradan geçemiyor. Neden? Çünkü gecekondu görünümlü İLO İstanbul Deniz Otobüsleri'ne burada bile satış gişesi konmuş. Ya kardeşim, bizim burada yılların firması var. Meander. Rekabet olsun, gelsin. Onlar da gelsin. Sıkıntı yok. Kilos nasıl gelmiş? Yer tutmuş. İDO da gelsin, yer tutsun. Hemen limanın girişinde. Bakın. Haksız rekabet kuruluna aykırı bu. Rekabet kuruluna aykırı. Böyle bir şey yok. Adam orada. Diğeri diğer tarafta. Ama limanın girişine gecekondu olaraktan koyuyorsunuz. Efendim ne? Bir de Türkiye'nin en büyük deniz taşımacı özel sektörünü koyuyorsunuz buraya. E sen burada Özlem Hanım, şimdi tabii ki ayrıcalık sağlamak zorundasın kendi esnafına, buranın esnafına. Çünkü Meander, ha kiosta şey bu arada, Fethiye firması yanılmıyorsam galiba. Sen bu bölgenin insanlarını bir ayrımcı, pozitif ayrımcılık yapman gerekir. Nasıl hani kadın erkek eşitliğinde kadına pozitif ayrımcılık yapılıyor deniyor. Bu da o hesap. Tamamıyla bir pozitif ayrımcılık yapman lazım. Sen bu firmaya oraya da kirasını al ki belediye dükkanı, Kuşadası Belediyesi'nin dükkanı ihaleye girip almışlar. Ama sen burada İDO 2 yıldan beri buraya geleceğim belliyken hiçbir yer tutma. Ya şurada hemen görüyorum karşımda kiralık yer var. Kiralık yer var. Ki kışın daha fazla vardı. Böyle bir haksız rekabet arkadaşlar olmaz. Özlem Hanım olmaz. Bu haksız rekabeti bir an önce sonlandırmamız gerekiyor. Şimdi diyorlar ki biz engelliler için buraya beton dökeceğiz. Bakın buradaki düzen de bozulacak bu arada. Buraya beton dökeceğiz, engelliler buradan çıkacak. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Elin firması gelecek İstanbul'dan her türlü belediyenin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden sonuna kadar faydalanacak. Benim Kuşadalı firmalarımla rekabete girecek. Özlem Hanım kabul ediyorum. Bayağı iyi bir oy aldınız. Bu oydan da büyük cesaret duyuyorsunuz. Hizmetleriniz var. Bunları görmezlikten gelemeyiz ama bu kadar çok oy aldım, böyle hizmet yaptım deyip de bu türde bir uygulama yapamazsınız. Kaldı ki, kameralar şu anda gösteremiyor. Şu direğin orada ne yazıyor biliyor musunuz? Bu bölge olduğu gibi taksi indirme alanı. Bakın taksi yolcu indirme alanı burası. Şu bölge, şu direkte de yazıyor hemen önünde. Otomatikman yine siz burayı gasp ediyorsunuz, gecekondu yaptırıyorsunuz. Buranın elektriği, suyu nasıl olacak? Yani bakın kamera gösterebiliyor musun? Burada ne yazıyor? Tabelayı bir gösterebiliyor musun Gülizar? Kim gösteriyor? Evet. Gülizar sen bir gösteriver onu. Kaya heyecan yapma. Gülizar'ı dinle. Heyecan yapma. Sen bana gel, bana ha. Zoomlayıp gel hatta. Bakın. Şimdi Gülizar gösterecek. Bakın orada ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuşadası Turizm Danışma Birimi. Ben bir turist olaraktan geldim. Limandan indim. Geldim. Dedim ki içerideki arkadaşlara. Bu nedir? Bakın bu nedir? Yemin ediyorum içerideki arkadaşlar bunu anlatamazlar. İngilizce de anlatamaz, Almanca da anlatamaz, Fransızca, Japonca, Çince, hatta Türkçe bile izahatını veremez bunu. Bakın Türkçe bile izahatını veremez bunu. Burada Turizm Bakanlığı'nın bir danışma, turizm danışma birimi var. Acaba soruyorum Aydın Büyükşehir Belediyesi onlardan hiçbir görüş almış mı? Ki cevabı ben söyleyeyim, benim bildiğim Özlem Çerçioğlu kimseye sormaz, sormamıştır bile. Çünkü aslım kestiğim kestik. Bu yayından sonra bize de çok kızacak.
Ama olsun kızsın, biz burada haksız rekabete karşı bir yayın yapıyoruz. Yani tekrar ediyorum. Meander, Tilos. Hiçbiri babamın oğlu değil. İkisinin de sahiplerini tanımam. Sadece Meander'ın sahibinin ismini biliyoruz. Soy ismini de bilmiyoruz. Ama İdo'yu daha iyi biliyoruz. Bir şirket, İstanbul şirketi, özel şirket. Ama onlara kıyak yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Üstüne basa basa söylüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Özlem Çerçioğlu tarafından bu izin veriliyor. Bu gece kondu izni Özlem Çerçioğlu tarafından verildi. Bakın tekrar ediyoruz. Umumi tuvalet görünümlü gece konduda Samos bilet satış gişesi. Bunu binlerce kez daha söyleyebilirim. Yani kısadan iste arkadaşlar. Yavaş yavaş bu tarafa geleyim. O tarafa geleceğim. Ezilmeden. Sağ olsunlar. Yolda veriyorlar. Kaya sen bende kal. Mevzumuz buydu arkadaşlar. Haksız bir rekabet var burada. Bu haksız rekabeti konuşan adam da canlı yayında sizlere gösterdik. Kuşadası'nın bu bölgesine gelmeyenler için, bilmeyenler için son bir özet geçeyim. İDO, İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakası yok. Bakın, hiçbir alakası yok. Bildiğiniz özel bir şirket. O taraftaki aslan payını aldılar. Ya bu tarafta da bir pay var. Ya buradan da birazcık nem alalım. Bir şey soracağım. Meander. Feribotunu alsa gitse İstanbul Boğazı'na. Ben burada işte turu yapacağım. Adalar turu. Bakın çok önemli. Adalar turu yapacağım dese. Ve de limanı, kalkış limanının hemen yanına da bilet gişesi koymak istiyorum dese. Ne derler biliyor musunuz orada? Ay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veriyor o izni. Ne? Ya bir basket kardeşim derler. Buranın bir ton firması varken Kuşadası'ndan buraya gelmişsin. Olur mu derler. Ama biz ne yapıyoruz? Abi iyi ki geldiniz. Size bir tuvalet görünümlü gece kondu verelim. Burada bilet satın diyorsunuz. Hani danışma ofisi falan filan olsa yine eyvallah diyeceğiz ama ona bile denmez. Neden? Engelli yolunu kapıyorsunuz ya. Engelli yolunu kapıyorsunuz. Neymiş efendim? Kamunun kaynaklarını. Tasarruf genelgesi var Özlem Çerçioğlu. Unutma. Buranın burasına sırf İDO'ya yer vereceksin diye yan tarafa beton döküp kaldırımı büyütemezsin. Suç işlersin tasarruf genelgesinde. Çünkü birisine haksız kıyak yaparsın. Sonuç bu olur. O yüzdendir ki Özlem Hanım, siz birazcık basını da ciddi anlamda ciddiye alırsınız. Sizlerden ricam, bu haksız rekabeti bitirin. İDO, ya kusura bakmasınlar, bize ne ya? Bize ne? Gitsinler burada bir yer tutsunlar abi. Bu adam tutmuş, Tilos tutmuş, binlerce lira aylık para ödüyor. Onlar da versin tutsun abi. Ya da bir çözüm daha var. Bir çözüm daha var. Olmaz. Bakın esas da saçma bir çözüm ama eğer bu İDO'ya burayı veriyorsan Tilos'a da Meander'a da burada olmasına rağmen kardeşim buraya ver. Ki burası olmaz ama nereye ver biliyor musun? Kıyılar hep sizin ya. Sahil. Sahil uygun bir yerine. Uygun bir yerine 3 tane bilet gişesi koy kardeşim. Haksız rekabet ortadan kaldır. Herkes oradan biletini satsın. Ki Marmaris'te, Datça'da, Bodrum'da hepsinde karşıya Yunan adalarına, Çeşme'de, Seferihisar'da hepsinde Yunan adalarına feribotlar var. Ve de hepsinde de aynı sistem var. Koymuşlar merkeze bütün firmalar bilet satış gişelerini. Orada aslanlar gibi biletlerini satıyorlar. Rekabet onları ilgilendirir ama haksız rekabet yok. En azından orada rakipler hepsi istediği fiyata satabiliyorlar ki daha ucuzuna çok çünkü satamazlar. Yakan yakıt belli, oraya ödenen para belli. Herkes orada biletini kim kimi tercih ederse. Belki ben İDO'yu tercih edeceğim. Belki Meander'ı, belki Tilos'u tercih edeceğim. O insanın kendisine kalmış. Siz Özlem Hanım bu rekabete gölge düşürdünüz. Lütfen bu rekabeti, bu gölgeyi kaldırın. Haksız rekabet ortadan kalksın. Herkes adam gibi rekabetini yapsın. Arkadaşlar
Yaklaşık 25 dakikadan beri beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada esnaf kardeşlerimize de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen turizm sezonu yeni yeni başladı bugünlerde. Gelen turistlere çok çok iyi davranalım. Kolundan bacağından çekip içeriye almayalım. Kamu denetim ekibi az önce gördünüz. Kuşadası'nın çeşitli noktalarında 3-4 tane ekip böyle dolaşıyor. Ondan sonra cezalar çok ağır. Bakın para cezası falan değil. Kapamalar veriliyor. 3 gün, 15 gün, 30 gün. O yüzden ve de motosiklet kullanıcılar. Evet sıcak, biz de motosiklet kullanıyoruz. Bu sıcakta kask takmak belki zor diyeceksiniz. Ama hem sizin can güvenliğiniz için hem evdeki sevdiklerinizin sizden acı haber almaması için bakın arkadaşı göstereyim. Bak ne güzel kaskını takmış. Gidiyor. Şu arkadaşı da gösterin. Bakın kaskını takmamış. Önünde cep telefonuyla mesajlaşıp gidiyor. Aradaki iki fark. Canlı yayında hemen gösterdim. Lütfen kuralları duyalım. Efendim seyrediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutmayın çarşamba akşamı 29 Mayıs çarşamba akşamı saat 20.30'da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçimden sonra ilk kez bir canlı yayına katılacak. Her soruyu soracağız. Sizler her soruyu sorabileceksiniz. Bütün sorulara en içtenlikle cevap verecektir Sayın Başkan mutlaka. Bu yayını çarşamba günü saat 20.30'da kaçırmayın. O güne dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.